Manşete hoş geldiniz. Ee, bir hafta belki biraz daha uzun bir süredir yoktum. Ne Twitter'da, ne sosyal ağlardaki diğer hesaplarda, YouTube'da, yayında yapamadım. Ee, bunun nedeni bir beken değişikliği, bir adres değişikliği yaptık, ev taşıdık. Ondan dolayı bununla ilgilenmem gerekiyordu. Günde bir takip edip yayın yapmam mümkün değildi. Arayıp soranlara teşekkür ederim. O arada ben şu mesajı paylaştığım zaman Twitter'da merak edenler oldu. Acaba hani şu Sedat Peker'in ülke değiştirmelerinden dolayı çok gündem ya... Mekan değişikliğinde ferahlık vardır deyince adres değiştirdiğimi anladı insanlar ve ülke değiştirdiğimi zannettiler. Yok hayır ülke değiştirmedim arayıp soranlar oldu. İngiltere'de yaşıyorum. Ailecek 5 yılı aşkın bir süredir bu ülkede yaşıyoruz. Oturumumuz var ve artık burada bir yaşam kurduk. Çocuklarımız okullarına gidiyorlar ve adapte oldular. Başka bir ülkede yaşamayı, başka bir ülkeye taşınmayı düşünmüyoruz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Böyle bir konu. Bir diğer konu bir haftadır elbette ülke gündemi son derece hareketli, son derece yeni gündem maddeleri eklendi. Bütün bunların hepsine bakacağız ama neticede ben gün gün geriye dönüp de yapamadığım yayınların üzerinden geçecek halim yok. Sadece olan bitenlerin üzerine yeni bir analiz koymak, yeni bir yorum koymak, eklemek gerekiyor. Son birkaç günde yaşanan olaylarla ve elde ettiğimiz verilerle yolun sonu görünüyor dedik. Ve neden yolun sonu görünüyor dedik. Birkaç kere bu cümleyi kurmuş, birkaç kere bu tahminde veya analizde bulunmuş olabilirim. İnsanlar da bunun hemen olmasını bekliyorlar veya hemen bir an evvel gerçekleşmesini bekle, bekliyorlar. O öyle değil. Bu iş biraz zamana yayılıyor ve e, her şey tabi seyri içerisinde gerçekleşiyor. E, bu sene olur dediğiniz şey 6 ay gecikebiliyor veya işte biraz öne çekilebiliyor. E, i̇nsanların hayatı gibi değil devletlerin hayatı e, sistemler, rejimler şu anda Türkiye'de başka bir rejim var. Bir cumhuriyet rejimi yok. Kurulduğu günkü rejim yok. E, zaten o rejim birkaç kere çoğunlukla darbelerle falan değiştirildi, evrildi, anayasası değişti, ara rejimler yaşadı vesaire. Şu an bambaşka bir rejim var. Özellikle fiili olarak son 8-9 yıldır e, resmen de son 3-4 yıldır yasalaşmış olarak, anayasallaşmış olarak e, bu sistem ve rejimlerin ömürleri, kişilerin ömürleri gibi değildir. E, bütün bunların hepsine Bakacağız. Ondan önce şunu da söyleyeyim. Sesimde hafif eko veya yankı olabilir. Dediğim gibi taşınmadan kaynaklı nedenlerden dolayı... ...o boşluktan dolayı her ne kadar mikrofonu kendime alabildiğine yaklaştırsam da... ...geçen bir önceki yayındaki veya önceki yayınlardaki ses kalitesini henüz yakalayamamış olabilirim. Bu da düzelecek yakında. Onu da belirteyim. Şimdi... Bugün 2 Temmuz e, 2021, 1993 e, Sivas, Madımak e, katliamının üzerinden e, 18 sene geçmiş. 18. yıl dönümü. O gün e, gazeteler bu olayı böyle verdiler. Am amiral, medyanın amiral gemisi Hürriyet Sivas'ta Aziz Nesin isyanı 35 ölü diye verdi. Orada bir isyan vesaire yoktu. Orada kışkırtılan kitleler. ...yayınlarla, fısıltı gazetesiyle günler öncesinden ve o işte Pir Sultan şenlikleri devam ederken kışkırtılan kitleler... ...o etkinliklere, Pir Sultan etkinliklerine katılan aydınların kaldığı Madımak Oteli'ne doğru yönlendi ve yönlendirildiler. İçlerinde provokatörler vardı, mutlaka ajanlar vardı... Ve orada e, devlet yetkililerinin, Ankara'nın başta Sivas e, valiliğinin, jandarmasının, emniyetinin gözleri önünde Madımak Oteli'nin önünde biriktiler. Herkes görüntüleri seyretti, görüyor, tanıklıkları seyretti. Esasen o yönüyle aydınlanmamış bir hadise değildir ama e, bir devlet dahili olduğu için de devletin e, faili meçhulleri içerisinde yerini almıştır Sivas hadisesi. Ve göz göre göre o otel yakıldı ve içinde 30'un üzerinde aydının e, Türkiye'nin yetiştirdiği aydın hayatını kaybetti, katledildi. Dediğim gibi dönemin e, siyasi iradesi, dönemin jandarması, e, valiliği vesaire, hatta belki belediye başkanı, gerçi Temel Koramolluoğlu'nun e, halkı sakinleştirmek için çokça e, işte konuşmaları falan da yayınlandı gördük. Ama e, bir yöne itibariyle Siyasal İslam e, elbette dönemin Sivas Belediyesi Refah Partili bir belediyeydi ve e, asla hazretmedi ve hazretmediği ve hazretmeyeceği bir grup e, bir etkinlik için Sivas'ta bulunuyordu. E, ancak olayları yatıştırmak, kalabalığı dağıtmak için Temel Karamolluoğlu'nun konuşmalar yaptığını biliyorum. Seyrettim, dinledim. E, önceleri bu yayınlanmadı sonradan ortaya çıktı. Hatta e, itfaiye merdivenine e, tırmanan Cafer Erçakmak'tı galiba. E, birkaç yıl önce vefat etti. E, onun görüntüsü, sakallı hali, işte yaşı falan Temel Karamoğluoğlu'na çok benzediği için onunla benzeştirildi ama Temel Karamoğluoğlu'nun o yönüyle olaylarda bir dahili yoktu. Ama Sivas'a egemen olan e, fikriyat neyse veya o e, otel basmaya, otel yakmaya götüren e, ideoloji neyse ona yakın bir ideolojisi olduğunu söyleyelim. Bir kere daha Sivas'ta hayatını kaybedenleri anıyoruz. Devletin izni ve onayı olmadan katliam olmaz. Faili meçhul olmaz. Sivas'ta devletin kayıtlarında vardır. Ne olduğu, ne bittiği, ne şekilde o kitlelerin Madımak Oteli'ne yönlendirildiği ve böyle bir sonuç alındığı. Elbette oteli yakanlar suçludur. Elbette aydınları öldürenler suçludur. Bu tür olaylarda konjonktüre bakmak ve nasıl böyle bir şeye meydan verildi, nasıl o bölgeye gelen asker sonra bir emirle çekildi, belki birkaç el güvenlik güçleri havaya ateş açsaydı o kalabalığı dağıtabilirlerdi, bunların hiçbiri olmadı. Bir diğer konuda geçtiğimiz 30 Haziran'da Haluk Savaş Hoca'nın ki KHK, meselesinde simge isimlerden biridir. KHK mağdurlarının bayraktarıdır. Vefatının ilk yıl dönümü çok genç yaşta, 54 yaşında kanser illetinden hayatını kaybetti. Mutlaka son dönemde yaşadığı stresli hayatın, cezaevi hayatının hatta bunu tetiklediği ortada. Ancak tedavi çabaları sonuç vermedi. E, bilindiği gibi pasaportu da iade edilmedi, tüm e, güya tüm hakları iade edildiği halde pasaportu da iade edilmedi. E, ve Haluk Savaş Hoca e, geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da bir yıl olmuş, ruhunun ufkuna yürüdü. Bir kere daha onu burada e, anıyoruz saygıyla. Söz uzun, hayat kısa. E, bu kabrinde yazan, isminin altında kabrinde yazan kısa not Muhtemelen böyle vasiyet etti Haluk Savaş Hoca, bilemiyorum. Ben kendisini e, tanıma şansım olmadı, hiç görüşmedik e, ama e, uzaktan takip ettiğim onurlu e, KHK davasının önde gelen isimlerinden biriydi ve e, nesiller boyu da hayırla e, yad edilecek. Bir diğer isim Kartal Tibet, e, 83 yaşında vefat etti. Yeni nesil için pek bir şey ifade etmez ama... Özellikle yaşı 40-45'in üzeri olanlar Kartal Tibet filmleriyle büyümüştür. Hatta bizler Kartal Tibet filmlerini seyrederken özellikle 80'li yıllarda 70'lerin ikinci yarısında Kartal Tibet artık sinemadan eline eteğini çekmişti oyuncu olarak, yönetmen olarak devam ediyordu. Ama e, TRT Naftalinli filmleri bize bol bol seyretti, seyrettirdi. 83 yaşında vefat etmiş. Son yıllara dair bir aktivitesini, bir faaliyetini bilmiyorum, göremedim. Rahatsızlıkları olabilir bilmiyorum ama Kartal Tibet deyince niye manşete konu ettik? şundan kartal dip deyince akla Aydınlar dilekçesi geliyor ve Kardaltik 1984'te bir Aydınlar dilekçesi özellikle 12 Eylül rejimine karşı o günün sanatçıları fikir adamları tarafından imzalandı ve daha sonra imzacılar yan çizdiler. Kartaltip ise imzasının arkasında durmuştu Hatta yasaklandılar falan TRTye çıkamadılar falan bir sürü sorun yaşadılar dava açıldı haklarında 12 Eylül dönemiydi 1984'. Kartal Dibet o aydınlar dilekçesinin imzacılarından biriydi. Demokratik bir ülkede dilekçenin suç olacağını düşünmedim diyerek imzasının arkasında durmuştu. Bu duruşuyla da tarihe geçti. Bakın Fikret Hakan demiş ki dilekçenin tamamını okumadan imzaladım. Öztürk Serengil demiş ki ben anayasaya evet demiş solcu olmayan bir kişiyim. Sosyal konut diye imzaladım kiracıyım. Sami Hazin Ses demiş ki kahvede kağıt oynuyorduk. Arkadaşlar çabuk oyna dedi okumadan imzaladım. Evet. Türkiye'nin sanat dünyası, işte fikir atlası hep böyle. yani yeni değil bu olaylar. Bugün sarayın etrafında hizalanan sanatçı takımını insanlar eleştiriyorlar ya. bu hep oldu. i̇şte Fikret Hakan. Gazete haberlerinde duruyor bunlar. Dilekçeyi pişpirik oynarken imzaladım. İbrahim Tatlıses de... Aydınlar Dilekçesi'nin imzacılarındandı. Hatta bu yüzden yıllarca TRT'de yasaklıydı İbrahim Tatlıses. Yani halk türküsü söylemesine bile izin yoktu. Aydınlar Dilekçesi'ne imzaladığı halde ben toplu konut dilekçesi sandım diye ifade vermiş. Ama bu bile kendini kurtaramadı İbrahim Tatlıses'in. Haftaya damga vuran olaylardan biri ki hala konuşulan olay Egemen Bağış'ın uçağında çekilmiş birkaç kare fotoğraf karesiydi. Ee, şampanya içtiği görülüyor. Hatta bunun fiyatı falan da söz konusu olduğu. Şarap kadehi var, içinde şarap var. Her neyse kırmızı şarap. Ee, bu bununla ilgili çokça yorum oldu. Ee, solda camiden bir fotoğraf paylaşan, muhtemelen cuma namazından bir fotoğraf paylaşan e, Egemen Bağış ki 17-25 Aralık sürecinde e, bir takım konuşma Kayıtları e, YouTube'a düşmüş ve işte bakara makara. E, her Cuma bir ayet sallıyorum demişti. E, zannediyorum dönemin Hürriyet Ankara temsilcisi Metehan Demir'le arasında yaptığı, arasında geçen konuşmada öyle bakara makara'ya egemen olarak kaldı. E, o gün de herhalde bakara'dan bir ayet e, koymuş. Cuma'nız hayır olsun derken işte öyle bakara bak, bakara makara e, dedi. E, bir anlamda Kur'anla ve Kur'an ayetleriyle e, dalga geçme şeysiydi bu. Montaj dendi. Üzerinde durulmadı ama üzerine yapıştı egemen maaşın. Şu anda sarayın Prag Büyükelçisi. Diğer 3, 17 Aralık'ın diğer 3 bakanı Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler bir daha kafalarını kaldıramadılar. Ne aday yapıldılar ne de itibarları iade edildi ne de bir yere bir, bir baltaya sap yapıldılar ama egemen bağış tırmalamaya devam etti. Muhtemelen belli sırları var. E, belli konularda bazı bilgiler onda e, ve ondan dolayı Egemen Bağış hep sarayın çevresinde durmaya devam etti ve e, en sonda mükafatını aldı. Pıraka Büyükelçi yapıldı. Sağda da işte e, kendinden geçmiş halde özel bir uçağın e, koltuğunda otururken görülüyor. Bu fotoğraf kareleri doğrulandı. Egemen Bağış'ın karşısında oturan gazeteci, yazar o günkü koşullarda 2011 yılında bir gezide çekildiğini söyledi. O zaman Egemen Maaş'ın AB Bakanı ya da AB Baş Müzakerecisi galiba fotoğrafı doğruladı. Evet vardı ve şampanya e, uçakta ikram edildi. Bakanın ikramıydı dedi. Dolayısıyla fotoğraf montaj falan değil. E, birincisi evet insanların e, yaşam biçimi ne saygı hatta herkes böyle eleştirenler de oldu. Ne var yani içebilir Allah Allah. Hani siz hiç demiyor musunuz? içkime karışma, ne bileyim şortuma karışma vesaire. Doğru. Burada konu şu, Soldaki fotoğraf onun için önemli. Onun için bu ikili fotoğrafı getirdim. Bir anda din iman satarken, bir anda işte tırnak içinde söylüyorum ayet sallarken, öbür tarafta böyle bir yaşam sürmek. Yani o uçak halkın uçağı. Halkın vergileriyle finanse ediliyor ve oradaki ikramlar da gene halkın vergi vergileriyle. Bir yandan siz din iman satıyorsunuz, pazarlıyorsunuz. Öbür taraftan da e, yani bir mütedeyyin görüntü veriyorsunuz ve bunun arkasında duruyorsunuz. Diğer taraftan da e, işte efendim şampanya kadehiyle filan alemdesiniz. İşte bu bir süre önce gündeme gelmişti. AKP çocukları ile ilgili çok dolaşan şeylerden biri. Kürşat isminde bir AKP'li genç e, kokain çekerken yakalanmıştı lüks aracının içerisinde. Dolayısıyla bu burunla bağdaşmıyor. Mesela Sevgi Akar Çeşme de onu kastetmiş. Asla aydın değil. Daha doğrusu Muharrem İnce'nin bira içerken fotoğrafını servis eden kafayla şu fotoğrafları paylaşan kafa aynı diyen birine cevap verirken Muharrem İnce'nin bira içerken fotoğrafının servis edilmesi de gerçekten e, tuhaf bir şeydi. Ayrıca Muharrem İnce bunu saklayan falan bir insan değil. Yani mütedeyyin bir görüntü falan veren bir insan da değil. Cumalara falan gitse de. Neyse. Sevgi Akar Çeşme bunu vurgulamış. Asla aynı şey değil diyor. Muharrem İnce'nin birasıyla Egemen Bağış'ın şampanyası. İnce, Muharrem İnce gereksiz bir siyasetçi ama dışarıya kendini dindar gösterip başka bir hayat yaşıyor mu? Egemen Bağış tam bir zübük. Zübüklükse deşifre edilmeyi hak eder diyor. Katılmamak elde değil. O arada işte Egemen Bağış'ın görmüşsünüzdür getirmeyeceğim Egemen Bağış'ın o fotoğraflarını Egemen Bağış inkar etmedi ama e, yandaş medya işte efendim bu şeydir diye foto montajdır vesaire diye e, inkar etme e, yarışında ve yalan söylüyorlar. Bilgi doğru olsa bile yani Türkiye doğalgazda en ucuz üçüncü elektrikte 7 ülke konumunda olsa bile... E, Türk parasının değer kaybı ve alım gücünün düşmesi ve sizin yaptığınız dolar bazında veya euro bazında bu kıyaslama son derece mantıksız oluyor. Evet. Yani hep benzer örneği veriyorum çevremde. Burada Batı'da, Avrupa'da, İngiltere olabilir, Almanya olabilir, Fransa olabilir. Bir pizza almaya gittiğinizde diyelim ki orta halli bir pizza dükkanından 10-12 pound'a bir pizza alırsınız veya 10-12 euro'ya alırsınız. Şimdi bunu çevirin Türk parasına 100-150 TL yapar. Türkiye'de böyle bir şey olabilir mi? Yani satılmaz o pizza. Türkiye'de o pizzayı işte bilemiyorum yani belki 15-20 liraya alırsınız. Belki 10-12 liraya alırsınız. 15-20, 25 bilmiyorum. Pizza fiyatları hakkında bir fikrim yok. Ama 12 pound, 10 12 pound veya 10 12 euro düzeyinde veya onun TL karşılığı olarak almazsınız. Peki siz Türkiye'de satılan pizzanın veya Türkiye'de satılan herhangi bir gıdanın fiyatını euroya veya dolara veya pounda sterline çevirdiğinizde dünyanın en ucuz ülkesi mi olmuş oluyorsunuz? Bu bunun gibi bir şey. Evet, yalan söylüyorlar. İşte YouTube en son Nefret söyleme gerekçesiyle Propaganda Bakanı Fahrettin Altun'un konuşmasını kaldırmış. Altında çifte standart, riyakarlık demiş. Ama e, bu yalanlarla içeride tahkim etmek istiyorlar. Mesela Fahrettin Altun devamında da şunu söylüyor. Yani artık yerli ve milli bir şeye ihtiyacımız var bizim. Yani platforma ihtiyacımız var. Bu YouTube'larla, Twitter'larla falan biz baş edemeyiz. Her şeyi kapatmalıyız. Zaten şimdi medyayı dönüştürdük. Ya ama bu internet fazla oluyor falan. Erdoğan demiş ki ülkedeki cumhurbaşkanından başlayarak bakanlarından, vekillerinden, bürokratlarından, iş adamlarına kadar herkes tahammüden vatanına ihanet etmekte, herkes yolsuzluk yapmakta, herkes uyuşturucu kaçakçısı, herkes kötü. Doğru söylemiş. Ama ben bilerek ilk iki kelimeyi atladım. Bunlara göre diyor. Evet. Bunlara göre. Evet. Bunlara göre. Diyor. Bunlara bunlara göre kelimesini çizdiğinizde söylediği doğru. Bunlara göre kelimesini çizdiğinizde söylediği doğru. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği kapsam dışı bırakılmış bir, bir tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlanmış. Haberler yapıldı. Cumhurbaşkanlığının kapsam dışı bırakıldığı tasarruf tedbirleri genelgesinde ne var? Açıp bakmadım bile. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeylere bakılmaz. Tabi o kendini savunacak itibardan tasarruf olmaz diye. Şimdi Erdoğan geçenlerde dedim ya şeyden girdik e, yalan ve e, propaganda yalan propagandası veya işte propaganda araçlarıyla e, halkı yani zihinleri ifade etme ve halkı e, farklı bir gerçeğe alternatif bir gerçeğe kendi gerçekliğine yani sarayın kendi gerçekliğine inandırma post diyorlar. İki sene önce çıktı bu kelime. Oxford Üniversitesi yılın kelimesi seçmişti. Daha yeni konuşmuş Erdoğan. Tweetin altındaki tarihini dikkatinizi çekerim. Bugün yani 2 Temmuz 2021 Anadolu Ajansı canlı geçmiş. Türkiye saatiyle 17.01'de. Diyor ki bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya şu aşılar var ya şu aşılar bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin 100 euro bu şekilde para alarak yapıyorlar. Erdoğan bu yalanı birkaç gün önce söylemişti. Yani İngiltere'de insanlar 100 sterline aşı oluyorlar demişti. Bu yalandı. Ben İngiltere'de yaşıyorum. 5 yılı aşkın bir süredir yaşıyorum. Bu ülkede aşı ücretsiz 3 veya 4 farklı aşı uygulanıyor. Öncelikle Oxford AstraZeneca tarafından geliştirilen aşı uygulanıyor. Pfizer-BioNTech aşısı uygulanıyor. Moderna aşısı uygulanıyor bildiğim kadarıyla. 3 aşı yaygın olarak uygulanıyor. Ben 2 doz aşımı oldum. Oxford AstraZeneca aşısını oldum. O benim tercihim de değildi. O sırada o aşı gündemdeydi. İkinci aşıyı olmak için gittiğimde aşı merkezi Pfizer-BioNTech aşısı yapıyordu. Benim ikinci doz Pfizer-BioNTech olamayacağımı, ilk doz AstraZeneca aşısı olduğum için farklı bir merkeze yönlendirdiler. Ve ikinci dozu gene AstraZeneca aşısı oldum. Umarım bağışıklık kazanmışızdır. Covid-19'a. Ve umarım yeni varyantlarına karşı etkilidir bu aşılar. Demem o değil. Burada aşılar ücretsiz ve bütün batı ülkelerinde ücretsiz. Ve dünyada herhangi bir yerde aşının ücret, ücretli yapıldığına dair bir şey işitmedim, okumadım da. Bir bu ikincisi. İngiltere'de veya Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde parayla aşı yapıldığı anda ortalık ayağa kalkar. Yani serbest medya var, serbest parlamento var, siyaset var. Bu yönde yani... Bırak 50 sterlini 5 sterlin bile alınsa parayla birinin önüne bile geçseniz aşı sırasında falan büyük olay olur ve e, insanlar bunu e, protestolarla karşılarlar. Bu yönde bir haberde okumadım. Peki Erdoğan bu yalanı ikinci kere neden söyledi? İşte orası düşündürücü. Yani muhtemelen e, şey, söyle, şey diyorlar şu anda yanda yani mesela Erdoğan'ın bu yalanı ısrarla söylemesine Yandaşlar hiçbir şey demiyor. Ses çıkartmıyor. Ya Sayın Cumhurbaşkanı yapma etme. Yani bak böyle bir veri yok. Sen niye bunu üst üste sürekli söylüyorsun? Diyen de yok. Ama sahip çıkan da pek olmuyor. Ee, Erdoğan bu yalanı üfürüyor kalıyor. Ama o üfürdüğü yalan kitlesine iniyor. Kitlesinin e, mühim bir bölümünün doğruyu öğrenmek, doğruyu bilmek gibi bir şansı yok. Yani... Çünkü belli kanalları izliyor, belli gazeteleri eğer gazete okunuyorsa okuyor. Doğruyu araştırmak, doğruyu bulmak gibi bir derdi yok ve bu bilgi o kitlede böyle yapışıp kalıyor. Şimdi böyle bir tarafı var. Bir, bir kısım yandaşlar da Erdoğan'ın çevresi Erdoğan'ı doğru bilgilendirmiyor, reisin ayağına sıkıyor falan diyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olamaz. Evet Erdoğan'ın etrafının boşaldığı doğru belli konularda yanlış yönlendirildiği doğru olabilir ama hiç mi aklı başında insan iki defadır söylediği bu büyük yalan karşısında Sayın Cumhurbaşkanı bak geçen söyledin ama şimdi bak gene aynı şeyi söylüyorsun. Yani bu iş olmadı falan demiyor. Hatta Erdoğan yalanını daha da ileri götürerek bakın bu BBC Türkçe'nin geçtiği bölüm biz halkımızdan bir kuruş almadık, bize nasihat ettiler. Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın dediler. Yani Avrupa, İngiltere'si, Almanya'sı, Fransa'sı, Hollanda'sı neyse Avrupa, Avrupa Birliği e, nasihat etmiş Erdoğan'a, Türkiye'ye. Böyle olmaz, belli bir bedel alın demiş. Biz halkımızdan bir kuruş bile almıyoruz diyor ve ekliyor. Yani Erdoğan yalanı katmerliyor. Yani ilkinde para alıyorlar demişti, ikincisinde... Avrupalılar yani nasihat etmişler Erdoğan'a böyle olmaz siz de para alın diye. Tuhaf yani gerçekten tuhaf ama işte ülkenin geldiği acıklı durumu göstermesi açısından artık bir noktadan sonra söyleyecek başka bir şey bırakmıyor. Numan Kurtulmuş demiş ki AKP'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 12 puandan daha fazla. AKP'nin en yakın siyasi rakibi CHP ise ve CHP'nin oy oranı tüm anketlerde 20-25 arasında değişiyorsa 20 kabul ederseniz AKP'nin oy oranı 32 yapar. 25 kabul ederseniz AKP'nin oy oranı %37 yapar. Yani Numan Kurtulmuş bile AKP'nin %30'larda seyrettiğini kabul ettiği manasına geliyor. Yolun sonu görüyor derken biraz da bunu kastediyorum. Ciddi bir fokurdama var tabanda. Yani... Bir tanesi Egemen Bağış'ı savunmaya kalkar kalkınca, bir tanesi işte ne bileyim Erdoğan'ı savunmaya kalkınca veya bir tanesi Erdoğan'a danışmanlarını uyarmaya kalkınca ne yapıyorsunuz siz reisi yanlış yönlendiriyorsunuz falan gibi. Altında gelen yorumlardan ciddi bir kaynama olduğu hissediliyor. E, aynı şekilde gelen zamlar, elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar, e, ve Erdoğan'ın işte yakın bir gelecekte halkımızı rahatlatacağız falan laflarının inandırıcı olmadığı, o haberlerin altına gelen yorumlardan anlaşılıyor. Yani AKP tabanı da fokur fokur kaynıyor. Herkes verilen vaatlerin, verilen sözlerin tutulmadığını görüyor. Bu sözler 8 yıldır, 10 yıldır veriliyor. Bu sadece yerli uçağımız göklerde, yerli otomuz yollarda falan yalanı gibi değil. Halkın artık mutfağına çok ciddi olarak yansıyor. O... ...bir bıdırdanmaya yol açıyor. Erdoğan'ın şu lafı da çok konuşuldu. Kanal İstanbul meselesiyle ilgili olarak... ...muhalefeti kastederek iktidara gelince ödemeyeceklermiş... ...uluslararası bankaların paralarını ödemeyeceklermiş... ...o paraları sizden söke söke alırlar tahkim yoluyla diyor Erdoğan. Böylelikle yakın zamanda zaten tahkimde görülen pek çok dava var... ...ve o davalar bir şekilde Türkiye'ye dönecek... Erdoğan da bunun farkında. Bir yönü itibariyle böyle. Diğer yönü itibariyle de Erdoğan e, ülke yönetmeyi bırakmış. Ve e, tahkim yoluyla Türkiye'ye açılacak davanın takipçiliğini üstlenmiş durumda. Yani Ankara normalde tahkimle veya bu tür davalarla mücadele eder. Ama burada Erdoğan tuhaf bir yol gösteriyor. Kendi müteahhitlerine. Evet. O arada çökülen boydaklar cezaevi... Ee, de yakın tarihte çekilmiş bir fotoğraf. Boydakların mallarına çöküldü ve e, o istikbal mobilya böyle dersem daha iyi hatırlarsınız. Koca Boydak Holding e, kayım marifetiyle e, derbeder edildi ve hala da işte efendim yiye yiye doymadılar. Bununla ilgili enteresan e, tweetler oldu. E, şimdi ona bakacağız. Özellikle e, Nurettin Canikli'nin e, tweetleri e, bu konuda e, dikkat çekiciydi. Nurettin Canikle şeyden ayrılan, e, TMSF yönetiminden ayrılan bir kişinin açıklamaları üzerine ki e, onun da ismini hatırlayamadım ben yüzlerce yani yüzün üzerinde tweet attı e, bu kayın meselesini falan e, savunan. E, Yani tweet'in başını bulmak mümkün değil. Evet. İsmini de vermemiş. Boydak ile alakalı olarak e, kendince Nurettin Canik'li açıklamalarda bulunuyor. Yani işte efendim bir şirketi doğru yönettik, şöyle yönettik, böyle yönettik. Biraz evvel ta tahkimden bahsetmiştim. E, tahkimle ilgili olarak bu tweetlerin gerçekten yüzün üzerinde tweet atmış ortalarında bir yerde. Şimdi onu getireceğim ekrana. Evet. 70. tweet'ten itibaren birlikte okuyalım. Boydak firmalarının satışı ile ilgili olarak kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapıldığı, satış fiyatları belirlendiği, belirlediği hatta komisyon rakamlarını bile konuşulduğuna ilişkin bilgiler yoğunlaştı. Böyle bir durumun olması halinde sistemin tamamen çökeceği, FETÖ terör örgütünün ileride uluslararası mahkemeler yoluyla şirketlerini geriye alabileceği, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hazinesinin altından kalkamayacağı, mali yükün altına sokabileceği ihtimaller kendi aramızda konuşulmaya başlandı. Son derece tehlikeli bir sürecin başlamasına müsaade edilemezdi diyor. Yani Nurettin Canikli de kendi aralarında konuştuklarını Tahkim yoluyla bu şirketlerin sahiplerine iade edileceğini çok iyi biliyor. Şirketlere çöküldüğünü çok iyi biliyor. Kendi aralarında böyle bir şey konuşulduğunu söylüyor. Ve müsaade edemezlik vesaire diye de devam ediyor. Bir başka boyutu daha var bunun. Levent Kenez dikkat çekmiş. 53. Twitter mesajında Nurettin Canikli diyor ki. Sayın Abdullah Gül o dönem şahsımı telefonla arayarak Abdullah Gül Üniversitesi basketbol takımının sponsorluk anlaşmasının uzatılması ricasında bulundu. Levent Kenez bunu açmış. Boydak ailesi Abdullah Gül Üniversitesi kadın basketbol takımına sponsor olmuş. Abdullah Gül Kayserilidir. Boydak ailesi de Kayserili. Boydak Holding'in merkezi de orada. Büyük ihtimalle Gül'ün ricası üzerinedir. Vefa abidesi Gül kayyım atanınca aileye destek vermek şöyle dursun Kayımlardan sorumlu Canikli'yi arayarak sponsorluk devam etsin diye ricada bulunmuş. Düşünebiliyor musunuz yani? Aileye bir kere bile geçmiş olsun diyemeyen demeyen Abdullah Gül, aile döneminde, boydaklar döneminde aldığı sponsorluğu kayımlar döneminde de devam ettirme derdine düşmüş. Evet. Bir de işin böyle bir tarafı var. Evet o paraları sizden söke söke alırlar. Çok iyi biliyor e, Recep Tayyip Erdoğan bu meseleyi. E, yarın öbür gün tahkimle e, bu malların nasıl iade edileceği konusunda e, Ankara'nın e, her şeyin farkında olduğunun ifadesidir bu. Gerek Nurettin Canikli'nin tweetleri gerekse Erdoğan'ın lafı. Evet. O arada sadece yandaş basın değil, ulusalcı basında Türkiye'de devam eden, devam ettirilen e, cadavına böyle destek veriyorlar. Ben medyada medyanın yüzde 95'i iktidarın yanında yüzde 5'i bağımsız veya özgür veya yüzde 5'i işte efendim kendi çabalarıyla yürüyor lafına katılmadığımı hep söylerim. E görüyorsunuz yani. İktidarın dümen suyunda giden bir e, muhalif medya tırnak içinde söylüyorum sözüm ona. Evet. Fethullah Gülen'in kendisi ne yapmışsa yapmış olabilir ve kendisine hesap sorarsınız veya kendisinin işte ne bileyim iade dosyası hazırlarsınız veya işte efendim deliliniz neyse falan ortaya koyarsınız da soyadı Gülen olan insanlardan ne istiyorsunuz yani? Evet. Türkiye bu bana göre haftanın en önemli haberlerinden biriydi. Türkiye NATO ülkeleri içerisinde ilk defa bir NATO üyesi ülke olarak çocuk asker kullanma suçlamasıyla karşı karşıya. Ve işte Reuters'ta ve pek çok batı medyasında bu şekilde haber oldu. Yani içeride de dışarıda da ciddi bir sıkışma var. Türkiye'nin çocuk asker kullanması bakın Türkiye'yi nasıl hangi ülkeler kategorisine sokmuş. Yani artık Türkiye çocuk asker meselesiyle dünya basınına manşet oldu. İşte Irak'la, Afganistan'la, Mali'yle, Pakistan'la, işte ne bileyim Somali'yle Suriye ile Yemen ile falan yan yana anılan bir ülke durumunda. Evet. Bu da son derece önemli bir konu. O arada Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi. Tebrik ediyoruz. Ve bir an evvel özgürlüğüne kavuşması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevine dönmesi gerekliliğinin altını çiziyoruz. Umarım her şey o konuda yolunda gider. Bir diğer konu da bu. Ee, yakın zamana kadar e, kumpas denilen geriye doğru e, davalara e, ya da işte efendim üretilmiş delil falan e, iddiasıyla davaların altının işte yakın zamana kadar boşaltılmaya çalışıldığını falan, iddianamelerin altının, soruşturmaların altının yakın zamana kadar boşaltılmaya çalışıldığını gördük. Geriye doğru bakıyorsunuz, bu kumpas denilen davalar, ben o davalar kumpas mıydı değil miydi? Orada değilim, başka bir tespit yapacağım. Kumpas denilen davalar ya uzuyor, yani hadi kumpassa o davanın düşmesi lazım bir an önce. Hayır düşmüyor, devam ediyor. Yargıtay safhasında devam ediyor, işte temiz aşamasında devam ediyor vesaire filan. İtirazlar işte reddediliyor, tekrar bilmem mahkeme değiştiriyor, heyet değiştiriyor falan. Ya sö e sündürülüyor, böyle dallandırılıyor, budaklandırılıyor. Ya da sanıkları kumpastan değil, e devletin icat ettiği bir örgüte üyelikten falan hüküm giyiyorlar. İşte burada da benzer bir durum var. Selam tevhidi soruşturan 55 hakim ve savcıya kumpastan beraat ama üyelikten ceza verilmiş. Yani devletin kendi mah mahkemeleri dahi kumpas dedikleri konunun altını çizmiyor. Bu son derece önemli bir hadisedir. Yani onlar da belki işin farkındalar ve yarın öbür gün başları derde girsin istemiyorlar. Evet. İşin e, bir de böyle bir e, tarafı var. Bu sabah gazetesinde bir ilan sayfası. Bu bir ilan sayfasıdır diye sağ üst köşede yazıyor zaten ama yani ilan bile olsa sabah yani böyle bir şey alınıp nasıl basılır? Basmış. Para için yapılır mı? Yapmış. Çin Komünist Partisi'nin 100 yıllık çanlı tarihi ve başarı kodları. Tam sayfa. Evet. Yakışır. Evet. Paraya ya paraya çok ihtiyaçları vardı ya da işin içerisinde başka bir hikaye var. Söyleyeceğim birkaç şey daha var. Sedat Peker bir süredir sessizliğini koruyor. Yani daha doğrusu tweet atıyor ama video çekmiyor. Ve sürekli olarak attığı tweetlerde de yakında çekeceğim videoda falan diye çeşitli atıflarda bulunuyor. Canat Atlı'ya hitaben attığı tweetlerde şunu söylemiş, o dikkatimi çekti. Kimse de pek üzerinde durmadı. Beni rezil etmek isteyenleri tüm dünyaya rezil ettikten sonra kurulacak hiçbir yapıda ismim olmayacak, ıssız tenha bir coğrafyada çocuklarımla kitaplarımla yaşamaya devam edeceğim. Filan diyor. Yani e, bir başka tweetinde de ben dernek başkanı bile olmayacağım. Hiçbir dünyevi makama falan şeyip talip değilim falan diye de söylüyor. Bu enteresan. E, belli ki e, Sedat Peker e, artık herkesin maluki, malumu ki Ankara ile herhangi bir e, diyalog köprüsü yok. Bir pazarlık köprüsü de yok. Belli ki Sedat Peker pazarlığı farklı yürütüyor. Yani e, bir biçimde bir misyonu var veya bir misyon edilmiş. Ve bu misyonu sonuna kadar sürdürecek. Belki o videolar gelecek. Videolar gelemezse bile videocuklar gelecek ya da işte tweetlerde falan belki belgeler yayınlayacak. Kendi yapamazsa bunu elemanlarına yaptıracak bilemiyoruz. Bir misyon edinmiş. O misyonu sürdürecek ve o misyonum diyor bitince ıssız, tenha bir coğrafyada çocuklarımla, kitaplarımla yaşamaya devam edeceğim. Kimlik değiştirerek mi, kendi kimliğiyle mi bilmiyoruz. Belli ki bir bu yönde bir pazarlık var. Peki bu pazarlık kiminle yapıldı? Türkiye'de birileriyle mi, yurt dışından birileriyle mi, onu bilmiyoruz, bilemiyoruz. Ama yakında e, kokusu çıkar. O arada çokça dönüyor. E, i̇şte ben dünyanın en kötü adamıyım. Siz basın mensuplarısınız, bir siyasi parti mensubu değilsiniz diye Süleyman Soylu'nun açıklamaları gelen bir soru üzerine. Süleyman Soylu dünyanın en kötü adamı değil, Türkiye'nin en kötü adamı da değil. Ondan daha kötü adamlar var e, iktidar e, koltuklarında. Ama en kötü iş İçişleri Bakanı olabilir belki. Ee, böyle söyleyip geçelim. Sedat Peker bile e, onu tiye almış. Ben dünyanın en kötü adamıyım dedi diye hepiniz demişsiniz ki vallahi reis dediğini yaptı adamı delirtti. Tedavi ne zaman başlıyor diye merak etmişsiniz filan diyor. E, o bile bunu almış tiye ve işte ne bileyim bir doktor olarak e, Süleyman Soylu'yu tedavi etmeye talipti biliyorsunuz bitirmeden Çiğdem Toker'in sözcüdeki yazısı son derece önemli okumanızı öneririm. Burada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Kanal İstanbul halkalı Isparta Kule kesiminin finansmanına özel daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Halkalı Isparta Kule demiryolu hattı'nın finansmanına katılmaması Kanal İstanbul'la alakalı ve bir anlamda Batı da Kanal İstanbul'a tepkisini böyle koymuş olabilir, böyle göstermiş olabilir. Bu da bir zorluk. Kanal İstanbul konusunda ısrar eden yönetim veya işte yöneticiler açısından. Çiğdem Toker'in bu konudaki yazısı okunmalı. Bitirirken Mahmut Akpınar'la bitirelim. Türkiye için ufukta ne görünüyor yazısı TR 724'te kaleme almış. Diyor ki Erdoğan'ın hikayesi bitti, duvara dayandı cerahatler her yerden patlıyor. Artık pis kokular burnu tıkalı meczup AKP'leri dahi rahatsız ediyor. Erdoğan'ın gidişi sadece zaman meselesi. Ülkeyi tüketti, toplumu bitirdi demiş. Evet. Devamla şu satırlarda önemli. Bundan sonra hızlı şekilde Erdoğan'ın etrafı boşalacaktır. Bütün otoriter liderlerde gördüğümüz üzere çatırdayan Erdoğan rejiminde gemiyi terk etme, kendini kurtarma furyası başlayacaktır. Erdoğan'ın en has kadroları bu lanet dönemle anılmamak için mazeret üretme yarışına girişecektir. Pek çok kimse güçlü ve muktedir olduğu için Erdoğan'ın etrafında duruyordu. Meşruiyetini gücünü yitirdikçe dağılma hızlanacaktır. Nitekim bu dağılma başladı demiş TR724'teki yazısında Mahmut Akpınar. Evet. Bir iki diyeceğim daha var. Ee, son dönemde özellikle fetometre eleştirileri yoğunlaştı. Ve düne kadar fetometreye sahip çıkan ve fetometre yazılımıyla iş tutan hatta e, bunun mucidiyle filan e, şey yapanlar, röportajlar falan yapanlar Cihat Yaycı, Paşa, Amiral. Şimdilerde onlar da yan çizmiş görünüyorlar ve fetometre konusunda işte kim ne yaptı işte ne bileyim e, kim nasıl para aldı falan bunun peşinde e, takipçilik yapıyorlar. Ve herkes biliyor yani böyle bir şeyin olamayacağını ve böyle bir e, konunun insan haklarına aykırı olduğunu, bir cadı avı e, gereci olduğunu herkes biliyor. E, şey dönmeye başladı, hava dönmeye başladı ve e, görüyorlar ki artık e, biz işte tamam 3-4 sene 5 sene bu fetömetre ile falan yürüdük ama şimdi artık iş öyle değil. Yavaş yavaş ufak ufak şey kıralım. Bunu gözlemliyoruz. İki e, gene fetometreye bağlı olarak fetö borsası diye bir şey var. Yani birine takıyorsunuz parası olduğunu düşündüğünüz birine. Ve bunun mutlaka ki mutlaka cemaatle bir iltisakı var. Bir şekilde yani hiç yapmamışsa bile bir kermese gitmiş, bir yemeğe katılmış, bir iftara katılmış veya işte efendim okulun önünden geçmiş, bankaya uğramış falan. Oradan dolayı işte gidiyorsunuz ya bunu tutukluyorsunuz, içeri atıyorsunuz, çıkartmak için bilmem ne kadar para istiyorsunuz ya da işte hakkında bir soruşturma geliyor gelecek seni kurtarmak için şu kadar para diyorsunuz. Bunu herkes biliyor, uzun yıllardır konuşuluyor, failleri de belli. Fakat şunu da e, akıldan uzak tutmamak gerekiyor. FETÖ borsasını konuşuyorsunuz da neden acaba e, PKK borsası veya DHKPC borsası yok diye sormak e, gelmiyor aklınıza? Evet. Biliniyor ki, çünkü biliniyor ki bu cemaat soruşturmasında tutuklananlar veya haklarında soruşturma olanlar suçsuz. Ee, ve bu bir manivela olarak kullanılıyor FETÖ söylemi. En önemli delili de zaten bu FETÖmetre ve FETÖ Borsası. Ee, bunu e hatırlatmak istedim. Özellikle AKP İzmir Teşkilatı'nda patlamıştı bu olay. İşte Nüket Hotar başta. Gene e bir savcı vardı şimdi aklıma gelmedi ismi e baya bir AKP teşkilatları falan ve yakın zamanda payını almaya, alamayan bir AKP il başkan yardımcısı çocukların önünde öldürüldü filan. çok pis kokular geliyor ve bütün bunlar ortaya çıkıyor, ortaya çıkacak. Bir diğer konu da şu, onu da söyleyip öyle bitireyim. Deniz Baykal olayı. Deniz Baykal özellikle iktidarın her dönemecinde iktidara hayat öpücüğü vermiş bir isim. Ee, özellikle ona komplo kuruldu ve bunun arkasında da gene farklı odakların olduğu falan hep konuşuldu vesaire. Şimdi ortaya çıktı ki e, Korkmaz Karaca e, diye biri daha önce Baykal'ın yanındaymış. Şimdi Erdoğan'ın yanında neyse. İşte efendim Deniz Baykal'ın işte iddia o ki Sedat Peker'e göre yatak hayatını takip ediyormuş. İşte o yatak e, yatak e, Deniz Baykal'ın yatak odasına kimi sakinleri ay ayarlıyormuş falan gibi bir konu ee, yine mesela mitrler ile ilgili bir konu yine şike olayı ile ilgili bir konu az yıllarımın son çıkışı vesaire şimdi hepsine bakıyorsunuz alt alta son 5 yıldır altı yıldır yedi yıldır 8 yıldır hatta 10 yıldır bir takım ezberler vardı ve o, o ezberlerin de yavaş yavaş gittiğini o ezberlerin de yavaş yavaş değiştiğini görüyorsunuz bir zaten bunun böyle olmadığını biliyorlar iki e, işlerine geldiği için bunu kullandılar ve e, amaca ulaştıktan sonra da ya işte efendim o işin arkasında esasen onlar yok da bunlar var demeye başladılar. Tabi orada e, heba oldu nesiller. O arada cezaevinde on binlerce insan heba oldu. Dışarıda milyonlarca insan mağdur oldu. E, bir ülkenin en yetişmiş insanların üzerinden geçildi tabir yerindeyse. Hala da devam ediyor bu. Beş yıl oldu en e, şeysi itibariyle hatta işte 17 25 Aralık polisleri o günkü emniyet kadrosu 2014 22 Temmuz'undan beri cezaevindeler. Yani birkaç hafta sonra cezaevinde 7 yılı dolduracaklar. Aynı şekilde Hidayet Karaca Samanyolu grubunun başkanı o da yaklaşık 7 yıldır cezaevinde. Sonra ortaya çıkıyor ki ya işte efendim Mehmet Baransu haksız değilmiş, öbürü şöyleymiş, başkası böyleymiş. Bunlar ortaya çıkıyor. Böyle de bir durum var. Ama hiç kimsenin yanına kar kalmayacak. İşin bir de böyle bir tarafı var. Ee, son dönem, son aylar kimin eliyle olursa olsun, kimin yüzünden olursa olsun Türkiye'nin belli konularda yeniden bir aydınlanma e, çağına girdiğini gösteriyor. Bir aydınlanma dönemine girdiğini gösteriyor. Bekleyip göreceğiz. Bu iktidarın, e, bu rejimin çok fazla bir ömrü kalmadığı... Ama rejim nereye evrilecek? Yeni gelenler ne yapacak? Şu anda onun hesabı görülüyor. Onun e, hesabı yapılıyor ve şu anda o projelendiriliyor. E, çok uzak olmayan bir gelecekte hepsi gözlerimizin önünde e, cereyan edecek. O arada bugüne kadar çıkan şeylerin kat be kat fazlasının e, rezillik boyutuyla, gerçekler boyutuyla, aydınlanma boyutuyla... E, kat kat fazlasına tanık olacağız. Emin olun şu ortaya çıkanlar yani havuzda ırmakta birkaç damla ya da birkaç kova su. Peki çok teşekkürler takip ettiğiniz için. Ee, biraz uzunca bir yayın oldu. 44-45 dakikayı bulduk ama e, bir haftayı aşkın süredir yapmadığımız yayınlara verin. Öyle diyeyim. Bir anlamda toparlama yayını da oldu. Yeni yayında, farklı bir yayında tekrar e, buluşmak üzere. Evet döndüm artık e, belli e, mutas sürelerle e, yayınlarımızı sürdüreceğiz. E, yeni bir yayında buluşmak üzere, hoşçakalın.